Herkese merhaba. İkinci oyunumuz Georg ise karşınızdayız. İlk oyunumuz Zind'i bilenler biliyordur. Bilmeyenler de kanaldaki son videolardan inceleyebilirler rahatlıkla. Oyuna geçmeden önce ya da oyun yapım sürecine geçmeden önce teşekkür etmek istediğim isimler var. Oyunun info kısmında geçen isimler, zaten onlara teşekkür ediyorum oyun içinde. Onun dışında Zehra'ya, Özgür'e, Revan'a, Rabia'ya, Umut Cemil'e, Efe'ye, Hüseyin'e, Fırat'a, Mustafa'ya ve Agide teşekkür ediyorum. İsmini saymayı unuttuğum insanlar olabilir. Hepsinden özür diliyorum. Ki onlar da büyük ihtimalle yine bizim izleyenlerimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu insanlara teşekkür etme sebebim oyunun pre-testerları olmaları aslında farkında olmadan ve oyuna dair geri dönüşlerde bulunmaları. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu geri dönüşler doğrultusunda bazı eklemeler, bazı çıkarımlar yapıldı. Sizler de şu anda videoyu izleyip oyun oynadıktan sonra beğenmediğiniz, eksik bulduğunuz veya öneride bulunabileceğiniz bir nokta varsa lütfen bunu belirtin. Elimden geldiğince eğer mantıklıysa ve bu yönde bir istek varsa bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi teşekkürümüzü ettikten sonra oyunumuza geçelim. Zint'teki oyun zorluğundan ötürü insanlardan bayağı bir eleştiri aldım. Hatta oyunun silinme oranı da çok çok hızlı ve yüksekti. Bu yüzden hyper casual, basit bir oyun yapmak istedim ve galiba başardım da bunu. Oyunumuz basit. Yapılması gereken şey şu. Ekranın sağında üçgenken solunda kareyiz. Şeklimize göre karşımıza çıkan cisimleri topluyoruz. Yani üçgenken üçgeni topluyoruz, kareyken kareyi topluyoruz. En basit mantık bu. Bazı arkadaşlarımız her ne kadar ben basit bir oyun yapacağım dediysem de oyunda zorlanmışlar. Tüm cisimlerden kaçmaya çalışanlar falan olmuş. Böyle yapmayın. Buna gerek yok. Zaten dediğim gibi oyunda iki şekil var. Üçgen ve kare. Üçgenken üçgeni toplayın, kareyken kareyi toplayın. Oyunda iki mod mevcut. Biri normal mod, diğeri zamana karşı olan modumuz. Zamana karşı olan modda bence aslında bir şeyler daha kolay. Ama tabii bu sizin tercihiniz. İsterseniz normal modda oynayabilirsiniz. Oyun aynı zamanda gece modunu da içeriyor. Bunu da daha sonradan ekledik oyuna. Gözlerinizin yorulmaması için özellikle. Daha rahat bir oyun olsun diye. Bakıldığı zaman çok çok basit bir oyun olduğu için anlatacak da çok bir şey yok aslında Zint'teki gibi. Ki Zint de aslında çok basit ama kontrol mekaniklerinde olan sorunlardan ötürü biraz zorluk çıkartıyordu oynayanlara. Oyun dediğim gibi çok daha rahat ve basit bir oyun. Aynı zamanda biraz beyni de zorluyor galiba. Birkaç kişiden şöyle bir geri dönüş aldım. Çok uzun süre oynayınca artık beynimiz açlandı, gözlerimiz yoruldu. Bakalım sizler neler yapabileceksiniz? Rekorlarınızı da Discord adresine de atabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından bana da gönderebilirsiniz. Bunu merak ediyorum. En son rekor galiba Zehra'daydı, 240'larda. Oyuna dair bunun da dışında anlatılacak pek bir şey yok. Bunun bu kadar. Dediğim gibi çok basit bir oyun. Mantığı çok basit. Anlaşılmayacak hiçbir noktası yok. Umarım sizler için de öyle olur. Ya da tüm oynayanlar için. Şimdi oyunun bu kadar basitliğinin yanında aslında garip de bir hikayesi var. Daha doğrusu bir arka planı var değil mi? İşin içinden destansı bir hikaye çıkmayacak ama. Zindi yaptığımız Kodur arkadaşın kaçışıyla beraber oyunu bir daha yapmak durumunda kaldım. Normal şartlarda ben biraz daha oyunun grafik, görsel kısmı ile ilgileniyorum. Ama sağ olsun arkadaş kaçınca bir noktada şunu düşündüm. Yani bu belki bu sözü sizler de duymuşsunuzdur. Çırağı olmadığınız için ustası olamazsınız. Ben de dedim ya bu eğer oyun yapacaksam az çok kodlamadan anlamam gerekiyor. Bu zaten aşikar olan bir şey ama tabii bunun bu şekilde biraz daha beklenmedik bir anda olması kötü oldu. Çünkü bu oyunun ilk hali aslında neredeyse bitmişti. Sağ olsun arkadaş kaçınca da dediğim gibi sıfırdan ben yapmak zorunda kaldım. Ama sağlık olsun. Söyleyecek çok bir şey de yok. Başta dediğim gibi hani insanlar şunu bekliyor. Birisi giderken en azından bir hoşça kal diyebilmeli. Çünkü 9 ay boyunca bir oyun yapımında uğraştık. Ama onu yapamayan insanlar da olabiliyor. Sağlık olsun diyor işte dediğim gibi. Bu arkadaşın gidişiyle beraber oyun aslında neon temalı olacaktı. Adı neon tema yerine neden daha pastel renkler kullanılmasın? Bu pastel renklere geçtim. Fena da bir tercih olmadığını düşünüyorum. Yani genelde görenler beğeniyor ki neonla bayağı sıkıntılar yaşıyordum. Tabi burada şu anda şöyle bir sorun da var. Ben kodlamayı yeni yeni öğrendiğim için oyunda hala söylüyorum. Eksikler olabilir, buglar olabilir ki oyun ilk çıktığı zaman çözünürlük sorunu vardı.
Buna bayağı bir gülmüştüm. Ne yazık ki tabii elimizde de cihaz eksikliği olduğu için yeteri kadar kontrol edemeyebiliyoruz bunları. O yüzden sizlerden de rica ediyorum. Bir bak gördüyseniz bunu belirtin ki düzeltmeye çalışalım. Çoğu arkadaşın kaçışıyla beraber işler bana kaldı ve şunu gördüm. Burada da aslında bir yerde oyun yapımına başlayacak arkadaşlara ya da başlayayım mı, başlamalı mıyım, nasıl olur diyen arkadaşlara birkaç ufak tavsiyem olacak. Arkadaşlar başlayın. Mutlaka başlayın. Eğer içinizden böyle bir şey geçiyorsa, aklınızdan böyle bir şey geçiyorsa mutlaka deneyin. Yapılmayacak şey değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben bile yapabildiysem hepiniz yapabilirsiniz. Sadece sorun şu benim düşüncem. İnsanlar bir proje belirlemeden başlamaya çalışabilirler. Bu çok sıkıntı olur. Çünkü oyun yapım süreci işte kodlama kısmı ki bunlar apayrı şeyler de aslında. Yani oyun yapım süreci sadece kodlamadan ibaret değil. Bunun sesi var, işte görselleri var, var da var. Ama kodlama da zaten başlı başına bir derya deniz olduğu için hani bir hedef olmadan başlayınca aslında büyük bir ya denize demeyelim artık okyanusta hedefsiz bir şekilde ilerlemeye çalışıyorsunuz ve bu çabuk bıkmanıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden mutlaka kendinize bir proje belirleyip bu yola başlayın. Onun dışında bu proje lütfen bunu hep söylüyorum. Bu arkadaşlar da yeni başlayacak insanlar da bunu görüyorum. Hep yüksek bir proje oluyor. Yani yüksek, çok kapsamlı bir proje düşünüyorlar. Her şey olsun, şu olsun, bu olsun. Ama şunu kaçırıyorlar. O projeyi yapmak için çok fazla bilgi birikimi de gerekebiliyor. Ya da en azından öğrenme süreci daha uzun olabiliyor. Bu yüzden benim öncelikli önerim bu arkadaşlara her şeyden önce daha basitle başlamalar. Yani gidip 3 boyutlu oyun yapacağız diye ilk oyunlarına başlamak yerine bence benim düşüncem 2 boyutlu bir oyunla adım atmaları ki bu sayede bazı zorluklardan kurtuluyorlar aslında. Çünkü 3. boyut işin içine girince ekstra eklenen şeyler oluyor. Bu da şu olarak anlaşılmasın. Hiçbir zaman 3 boyutlu oyun yapılmasın. Öyle bir dizim vardı ya 3. boyut diye. Taşla kurşun vuranların dizisi. Neyse. Ya bu şu anlaşılmasın. Hiçbir zaman 3 boyutlu oyun yapmayın diye bir şey düşünülmesin. Yapın ama zamanını bekleyin ve en iyi projelerinizi biraz daha sona serpin. Yani öncelikli olarak basit fikirlerle yola çıkın. Onu şundan dolayı söylüyorum. Mesela çok iyi bir fikir, çok iyi bir senaryo ürettiniz ve kısıtlı bilginiz var. Orada o oyun ne yazık ki heba oluyor. İşte bazı şeyleri kesiyorsunuz, bitiyorsunuz ve iyi bir projenin böylelikle eksilmesi, azalması, harcanması diye adlandırabiliyoruz. Bu yüzden dediğim gibi basit bir 2 boyutlu oyunda giriş yapın, devamı gelecektir. Geliyor da öğrenebiliyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak dediğim gibi çekinmemek lazım. Bir hedef, bir proje hedefi, bir fikir üretip girişmek lazım ve bu fikrin basit olması diye adlandırıyorum ben bu süreci. Yani şu anda adım adım ilerlersek böyle gidiyor. Ondan sonra ise kaynaklara bakın. Yani eğer mesela bu konuda ben tabii insanlar Unreal'da deneyebilir, Unity, başka oyun motorları da var, Constructor falan filan. Ama onlar bir kısmı paralı. Yüksek meblağ olmasalar da 300 liraya olan var, 900 liraya olan oyun motorları var. Benim gördüğüm kadarıyla Unity'yi ben size tavsiye ediyorum. Unity'yi tavsiye etmemin tek sebebi ücretsiz olması değil. Bunun dışında çok fazla kaynak var. Kaynak çokluğunun önemi nedir? Ne işe yarar? Ya her şeyden öte çok şey bilmiyorsunuz. Hani bu işe girdiğiniz zaman bilginiz sınırlı. Bunu öğrenmek durumundasınız ve hatalarla karşılaşacaksınız. Bunun için de Unity size, yani sizin karşılaştığınız hatalarla karşılaşan insanlar mutlaka çıkıyor. Ben bunu gördüm. Mesela 2 boyutlu bir platform oyunu yapıyorsanız, örneğin, yani çok yapılan bir tarzda bir oyun yapıyorsanız, hem eğitim açısından hem de karşılaşılan sorunların çözümü açısından eğer her şeyi geçtim, bir soru sorduğunuzda cevap bulmanız açısından Unity bu noktada en iyi oyun motoru diyebilirim. Fazla insan kullanıyor, ücretsiz oluşundan ötürü. Tabii o da belli bir miktar sonrasında bir ücret talep ediyor. Galiba 10 bin, 20 bin dolar mı tam hatırlamıyorum ama belli bir miktar kazanıyor. %5, %10 öyle bir miktar sizden istiyor ama o zaten o kadar para kazanırsanız sorun olacağını pek düşünmüyorum. Unity ile dediğim gibi başlayın. Basit bir projeyle başlayın. Bu bizim şu anki oyunumuz gibi bir oyun da olabilir. Daha farklı bir oyun da olabilir. Yani belki bir platform oyunu, Zint gibi bir platform oyunu da yapabilirsiniz ki ben bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten başladığınız zaman mantığı anlamaya da başlıyorsunuz. Yani
İki boyutlu bir oyunu tamamen bitirebildiğinizde aslında siz bu dakikadan sonra çok rahat bilgisayara da telefona da birçok platforma iki boyutlu oyun yapabilecek kıvama geliyorsunuz diye düşünüyorum ben. Mesela o arkadaş gittiği için sağ olsun Kodur. Zindi bir daha yapacağız. Daha doğrusu yapacağım. Bu çoğu konuşuyorum ama işler genelde bende. Zindi bir daha yapacağım ve Zind'den aldığım deneyimde ekstra bir artı olacak. Mesela bu oyunda kazandığım deneyim ekstra bir artı iken Zind de aynı şekilde bana ekstra bir artı sağlayacak. Yani bu şekilde ilerliyorsunuz, bu şekilde birikiyorsunuz, bu şekilde deneyimleniyorsunuz ve bu güzel bir şey. Oyun yapımına girecek olan arkadaşlara tavsiye ederim bu şekilde. Dediğim gibi mutlaka girin, deneyin, korkmayın ama boyunuzu aşan projelerle değil. Öğrenerek adım adım, hiçbir şey aceleniz yok. Zengin olacaksanız da, öğrenecekseniz de bir yere yetişmiyorsunuz. Elbette olur bu. Bir yıl sonra, 3 yıl sonra kendi oyun şirketinizi de kurabilirsiniz. Ama daha sindirerek ilerlemeniz güzel olacaktır. Benim Unity üzerine ben daha çok, mesela çok çok kullandığım bir kaynak, bu aşağıda veririm ben size. Konuşan Adam bir serisi var. Hızlı Unity kursu diye. Oradaki eğitimler çok çok iyi. Hani belki her konuda yardımcı olmayacaksa bile size oradaki eğitimi tamamladığınızda birçok gerekli konuda yeterli bilgiye sahip olacaksınız. Ya da en azından bir ufak fikriniz olacak. Ha, bu da böyle oluyormuş, bu şu şekilde oluyormuş diye. Çok güzel bir şekilde değinmiş kendisi. Ben çok izlediğimde keyif aldım. Başka arkadaşlar da var. Bir kısmı da şunu gördüm ben. Pek biraz daha ezbere gidiyorlar. Hani pek onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir kısmı çok fazla detaya inmiş. Yeni başlayanlar için sıkıntı olabilir diye düşündüm ben. Ama bu konuşan adamın içerikleri Unity'deki gayet yerinde, gayet yeterli ve gayet ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bir iş olmuş. Bunlar dışında bence BTK Akademi'yi bir deneyin. Bilişim Teknolojileri Kurumu veya Kurulu. O kısmı kurum kurulu tam bilmiyorum ama 1 milyon istihdam projesiyle başladı galiba bu. Orada Unity eğitimi var. İki tane var. Biri Unity'yi biraz da anlatırken diğeri daha temelden başlıyor. Yani biraz kodlamaya da giriyor C#'a da ki orada ayrı bir C# eğitimi de var. Ona da bakabilirsiniz. Ki C# için de çok fazla eğitim var internette. Öğrenmekte hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla ulaşılabiliyor bunlara. Bunlara göz atabilirsiniz. Gayet güzel içerikler. Oyun yayınlama kısmında ise yine benim öncelikli önerim Android. Çünkü 25 dolar, her ne kadar dolar çok yükselse de evet biraz ürün isterdi 1 TL olsun ama şu anda dolar aldı başını gitti. 25 dolara bu yayıncılık deneyimini görebiliyorsunuz. Yani oyununuzu yayınlayabiliyorsunuz. Bu sayede bu sadece oyun yapımı şeyden ibaret değil. Yani İşte kod, grafik, ses, işte yapay zeka falan filan böyle dallandırıp budaklandıralım. Ne eklerseniz ekleyin, efektler falan böyle. Ve bitti değil. Bunun bir de market kısmı var. Pazarlama kısmı var aslında. Ya da tanıtım kısmı var. Google'un bu noktada, daha doğrusu Android'in bu noktada size daha basit ve daha iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ha, onun da sorunu şu. Biraz rekabet fazla. Çok fazla oyun çıkıyor iOS'a göre. Çok fazla içerik çıkıyor. Siz burada kaybolabiliyorsunuz ama bu da zamanla öğrenilecek şeyler. Zaten hala söylüyorum ben. İlk oyunlarınız sizin en iyi projeleriniz olmamalı. En iyi projelerinizi biraz daha sonralara saklayın. Yani hem oyun motorunu öğrenin, hem işte kodlamayı öğrenin, sesi öğrenin, sistemi öğrenin, grafikleri öğrenin, reklam nasıl oyun içine yerleştirilir, bunları öğrenin. Ondan sonra pazarı öğrenin. Yani işte Android oyun nasıl yüklenir, App Store Optimization nasıl kasılır, ne yapılır, ne edilir, işte kitle nasıl çekilir, reklam, bu Android'ler için galiba siz de denk geliyorsunuzdur. Hani bir oyun oynarken başka bir oyunun reklamı geliyor. Bunun getirisi nedir, götürüsü nedir? Bunlar üzerine bol bol araştırma yapın. Çok güzel içerikler var. Çok güzel sitesinden YouTube kanalına çok değerli insanların anlatımları var. Sizler de inceleyebilirsiniz. Hatta birkaçının linkini aşağıya bırakayım. Bir bakın ne oluyor, ne bitiyor. Fikir sahibi olursunuz oradan da. Ya benim düşüncem bu şekilde adım adım başlamanız. Daha sonrasında dilerseniz iOS'a da geçebilirsiniz. Ama iOS biraz daha
Pahalı bir platform. Hani Android'e bir ömür için 25 dolar verirken iOS'a yıllık 100 dolar veriyorsunuz. Olabilir ama belli bir sayıya ulaştıktan sonra benim öyle bir tavsiyem olabilir size. Mesela bunun da şey yok yani yanlışı eksiği yok olabilir. Maddi durumunuz yetersiz olabilir. Bir sıkıntı değil. Ama dediğim gibi mesela 4-5 oyuna çıktıktan sonra gayet iOS içinde, iOS'a da bir port edip oyunlarınızı iOS'a da yayınlayabilirsiniz sorunsuz bir şekilde. Ama direkt yıllık bir sözleşme olduğu için bir oyun için buna girmek biraz daha sıkıntı olabilir. Yani ilk oyunlarda insanlar biraz daha kendini ölçüp biçebiliyorlar. Hani ben bunu ne kadar sürede yapabiliyorum, ne oluyor, ne kadar sürede çıkıyor. Belki bir oyun yapacaksınız ve bir yıl sürecek ama siz iOS ücretini de, üyeliğini de açmış bulunacaksınız. Bu biraz sıkıntı olabilir. Bence. Hani en azından 3 oyuna gelince iOS'a geçin, iOS üyeliğini de açın. Daha sonrasında isterseniz bu adımları atladıktan sonra, biraz daha deneyimlendikten sonra neden bilgisayarda çıkmasın, neden Steam'e, Epic'e bir şeyler getirilmesin? Hatta Epic'in Unreal için özel desteği vardı galiba. Tam emin değilim ama araştırabilirsiniz de onu. Unreal oyun motoruyla çıkan işte Epic Store'da rahatlıkla yer alabiliyordu galiba. Ya isterseniz dediğim gibi Steam'e de bunu ekleyebilirsiniz ama yine unutmayın. Bir oyun bilinmezse bir önemi kalmıyor. Yani her şeyden öte en önemli olan şey oyunun bilinirliği. Oyunun bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bir oyun yaptınız belki çok güzel bir oyun ama kimse bilmedikten sonra oyunun pek bir anlamı kalmıyor. O yüzden tanıtım kısmıyla da ilgilenin. Ekip kuracak arkadaşlar gerekirse tanıtım kısmında uzmanlaşacak birilerini bulsunlar bence. Onlar için de çok tatlı güzel olur diye düşünüyorum. Yani kötü bir oyun yaparsınız. İnsanlar eleştirir. Bu kötü bir şey değil. Mesela olabilir. En azından siz de bunu görebilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç oynanmamasındansa ya da hiç görünmemesindense en azından eleştiriler alın. Bu daha güzel bir şey diye düşünüyorum. Süreçte dediğim gibi biraz zorlu oldu benim için de bu 2 ay. Hani kodlamaya dair hiçbir şey bilmezken bir anda nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, ne olacak? Sadece kodlama değil, C#'la da iş bitmiyor. Unity oyun motorunu da öğrenmeniz gerekiyor. İşte bir şey oluyor. Ya burada ne yapmam lazım? Burada hata ne? Araştırır. Öğrenebiliyorsunuz işte Unity'nin güzelliği. Doğru kelimelerle aratırsanız öğrenebiliyorsunuz en azından. Sorabiliyorsunuz, sorabilirsiniz. Bunun için Discord grupları da var galiba. Yine Unity 3D dersleri diye bir kanal vardı. Onun Discord grubu falan var. Bayağı gayet yardımcı oluyorlar o insanlar. Hiçbir şey olmasa dediğim gibi doğru kelimelerle aratırsanız gayet daha önce sizinle aynı sorunlarla karşılaşmış olan insanların çözümlerini de görebiliyorsunuz. Forumlarda, Unity'nin forumlarında. Bu Unreal için de geçerli olabilir. Bu sorunlarla karşılaş çöz. Mesela şey diyorum, belki yıllar sonra bu yazdığım kodlara baksam şey diyeceğim, ne kadar saçmalamışım ya o spagetti kod dedikleri şey yapmak, karman çoran bir başkasının kesinlikle anlayamayacağı kodlar yazmış da olabilir. Bakalım bu zaten eğer o sürece gelirsek gelişiyoruz demektir. Hani zorlu oldu mu? Oldu, evet, biraz zorlu oldu. Bir de şeye çok takıldım ben bu oyunda. Beni gerçekten hani o süreçte zorlayan bu son her şey hazırken bir reklam eklemeyi de yaptım. Leaderboard, yani liderlik tablosunu eklemeye çalışırken Unity'de sıkıntılar çıktı, çöktü. Bir sürü sorun. Oyunu sıfırdan yapmaya çalıştım, yaptım. Yine liderlik tablosu aklıma takıldı. Dedim bir daha ekleyeyim. Ekledim bir daha çöktü. Bayağı üzmüştü beni bu durum. Ya bayağı bayağı üzmüştü. Çünkü 24 saat uykusuz kaldım. Yani bazen işte bu yorgunluklar da olabiliyor. Ha şu anda çıkan, mesela bu yorgunlukların meyvesi diyeceğim de çıkan ürün çok çok iyi olmayabilir sizin gözünüze. Diyebilirsiniz ya o kadar yorgunsun da bunu mu çıkartmasın? Evet bunu çıkarttım o kadar yorgun da. İlk iş için bence fena değil. Ben en azından öyle düşünüyorum. Daha aslında umarım gelir diyelim. Sizler de keyif alıp oynarsanız bundan güzel bir şey yok. Hala söylüyorum, zorluk derecesi ve reklam sıklığına dair kafamda soru işaretleri var. Sizler de bunları inceleyip bana geri dönüşte bulunursanız, yani mesela reklam sıklığı çok olmuş tarzı bir geri dönüş alırsam azaltmayı düşünürüm. Ya da zorluk zor olmuş hani yapamıyoruz. Çok ilerleyemiyoruz, erken sıkılıyoruz derseniz buna da bir düzeltme yapabilirim. Ama şunu da söyleyeyim, yine benim gördüğüm kadarıyla bir oyun çok kolay yaparsanız insanlar yine sıkılabiliyorlar. Buna da diğer arkadaşlar da dikkat etsinler bence.
Şimdilik düşüncelerim, fikirlerim bu kadar. Zorlu bir süreç oldu kendi adıma. Biraz kendimle yarıştım, biraz inat ettim. Çünkü bu oyunun fikri benimdi, benden çıkmıştı. Dediğim gibi o diğer arkadaş kaçıp gidince dedim bu oyun çıkmalı. Ve çıkarttık da şükür. Yapılabiliyormuş. Sizlere de söylüyorum, eğer bir ekibiniz varsa da, ekibin başındaysanız da veya böyle bir şeyin içinde yer alıp ilerlemek istiyorsanız bence ufak da olsa yani kodlama, kod işine de bakmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Ucundan kıyısından bence göz atın ki daha sonrasında bir sıkıntı olduğunda, çünkü bu hayat böyle bir şey. Bu arkadaşın kaçışı değil de bambaşka bir şey de başına gelebilirdi. Allah korusun vefat edebilirdi. Yine aynı senaryoyla karşı karşıya kalacaktı. Yine iş bana kalacaktı. Tabii işte bir şekilde öğrenmiş olduk. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Ha, bu da böyleymiş dedim. Ha, ne kadar öğrenmiş oldum orası ayrı bir konu. Ya, ben şu anda hala kodlamada hiç iyi değilim ya da çok iyi değilim ama ara ara öğreniyoruz. Zamanımız var. Şimdi dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. İzleyen ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Oyunumuzu indirmek isteyenler indirebilirler. Oylarsanız da çok sevinirim. Dediğim gibi illa 5 yıldız vermek zorunda değilsiniz. Nedense öyle bir düşünce var. Herkes 5 yıldız vermek zorunda hissediyor kendini ama öyle bir şey yok arkadaşlar. 5 yıldız vermek mecburi değil. Bir de verebilirsiniz. 2, 3, 4 fark etmiyor. 5. Eleştirilerinizi yazmanız yeterli. Hani içinizden geleni yazmanız yeterli. İzleyen herkese, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Baş baş.